Bahar, niye kapıyı çalmadan içeri giriyorsun? Çaldım ya Feride Hanım. Fakat siz duymadınız zannımca. Kusura bakma Bahar'cığım. Ne vardı? Ümit Bey'in pastası geldi de. Siz istemiştiniz ya. Ümit Bey'in meslekteki 30. yılı için. Arkadaşlarla toplanıyoruz birazdan da. Siz de müsaitseniz bekliyoruz. Tamam, geliyorum. Zayıfladın mı? Ben mi kısaldım? Ne olmuş oğlum sana? Abi evdekilerin haberi yok. Ben... Ha tamam kardeşim. Nasıl olsa buradasın. Görüşürüz. Eyvallah. Söylesene. Ne dediler? Sen ne dedin? İnandılar mı dediklerine? Bir soluklanayım kızım ya. Affedersin. Ben de çatladım burada meraktan. Anlattım işte her şeyi. Güzel güzel ağırladı beni savcı bey. Bir kapıya bakıver kızım. Anne. Oh. Sizin de yalanınız bitti. Nerede babam? Sıcaklar mı babam? Gel, gel otur şöyle. Nasıl? Oturma sen ya. Bunu bana nasıl söylemezsiniz? Çocuk muyum ben? Otuz sene dile kolay. Tebrikler Ümit abi. Darısı senin başına avukat bey. Ne stajyerler geldi geçti buradan. Ama sen hepsini cebinden çıkartırsın. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Daha kalabalık olacak mı Bahar? Bizim kalem gelecek Ümit abi. Bileydim daha güzel bir şeyler giyerdim. Aman Ümit abi, biz memuruz canım. Aldığımız belli, verdiğimiz belli. Artık o kadar da hoş görecekler yani. Evet. Merhabalar. Tebrik ederim Ümit Bey. Çok sağ olun Hakime Hanım. Bu merasimi de siz tertip etmişsiniz. Çok zarifsiniz.
Müteşekkirim. Rica ederim. Tebrik ederim. Sağ olun savcım. Salih, Fahri'nin durumunu duydun değil mi? Evet, öğrendim. Zannımız o değilmiş. Bugünlerde ayrı düştük be Salih. Yarına bizim meyhaneye gidiyorum. Eşlik edersin umarım. Evet, bu güzel günü pastadan evvel bir fotoğrafla süsleyelim. Ben şöyle geçeyim Hakime Hanım. Gelin gel. Güzel düşmüşsün Bahar'cığım. Şöyle geçin, şöyle geçin. Hazır mısınız? Ben de geliyorum şimdi. Gülümseyin. Ümit Bey, siz sıkıştınız burada. Ben şu tarafa geçeyim. Koşturuyor. İspat edecek babanın masum olduğunu. Abim ne anlar bu işlerden? Hukuk kim, abim kim? Sen bana şunu söyle anne. Babam o adamı niye öldürdü? Dedem öldürmedi. Dedem yapmadı. Sen karışma ufaklık. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Yoktun ki. Dedem yapmadı. Dayım kurtaracak dedemi. Bana söz verdi. Bu eve getirecek. Mahir'in kurtarmasına kaldı yani. Gel oğlum. Sen haklısın. Dayım burada olmadığı için hiçbir şeyden haberi yok. Ama o da öğrenecek. Sen şimdi kızdın bize. Milan baba yapmadı. Yapabilirmiş. Bir düşün. Niye? Bir kere yapmış ya. Nerede babam? Hangi hapishanede? Ümit Bey, tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Emeklilik de yaklaştı artık. Evet. Sen şimdiden emekliliğe bir meşgale bul Ümit. Yoksa hayat olur sana eziyet cendiyazım. Ümit Bey, benim yapmam gereken işler var. Çok kalamayacağım. Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim Hakime Hanım. Afiyet olsun. Sağ ol. Feride Hanım erken kaçtı. Neyse. Of. Aa, Özkan. Feridiciğim, sürpriz yapayım dedim. Umarım kızmamışsındır. Olur mu canım öyle şey, hoş geldin. Hoş bulduk. Çok önemli bir gelişme oldu. Gelip sana anlatayım dedim. Hayrola? Senin davan var ya, Nazif Kara cinayeti. Onun sanığı, Nazif Kara'nın gelini geldi bana. Öyle mi? Neden, davaya bakman için mi? Evet, aynen öyle. Lakin geldiler, paranın yarısını da verdiler. Sonra ne olduysa vazgeçtiler. Sen de üzüldün mü buna? Üzüldüm. Üzülmez olur muyum? Duruşma bahanesiyle seni bol bol görmek vardı sonuçta. Özkan, senin şu şakaların yok mu? Hadi yürü gidiyoruz. Sana anlatmam gereken çok önemli şeyler var. Hem yemek yeriz hem de biraz muhabbet ederiz. Ne dersin? Özkan, beni bağışlasan. Ben gelmesem. Feride Hanım. 5 dakikanız varsa konuşabilir miyiz? Dosyayla ilgili önemli bir mevzu var da. Üzgünüm Salih Bey, biz Özkan'la yemeğe çıkacaktık. Hadi o zaman ne duruyoruz? Ne zaman geri gelirsiniz? Acil bir şey olursa Turgut'la halledersin Salih Bey. Nereye götüreceksin beni? Çok özel bir yere tabii ki.
Hele bir gidip karnımızı doyuralım. Yeni açıldı. Seriş çıkışında buradayız. Ayaküstü bir şeyler yeriz diye düşünmüştüm. Bu biraz abartı olmadı mı Özkan? Aman ne var? Felekten bir öğlen çalacağız. Çok oturmayacağız ama söz verdin. Tamam Hakime Hanım. Tamam. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz efendim? Ben menüyü istemem. Çorban ne var? Domates çorbası. Alırım. Baş üstüne. Sağ olasın. Ferideciğim, ben bir lavaboya kadar gideceğim. Sen de o sıra yemeklere bakarsın. Affedersiniz Salih Bey. Aa Feride Hanım. Siz de mi buradaydınız? Ne işiniz var sizin burada? Yemek yiyorum. Çorbamı içiyorum. Şahane çorba. Domates çorbası tavsiye ederim. Ne yapmaya çalışıyorsunuz Salih Bey? Allah Allah. Ne yapıyormuşum ki? Kamuya açık bir alanda şahane domates çorbamı içiyorum. Gayet yasal ve usulüne uygun. Öyle değil mi Hakime Hanım? Öyle. Afiyet olsun o zaman. Teşekkür ederim. Size de afiyet olsun. Teşekkür ederim. Hayırlı işler. Buyurun. Yok, sağ ol. Ben bir adres soracaktım da. Yardımcı olalım. Nazif Kara'nın evi nerede acaba? İkinci soldan sapıyorsunuz. Yolun sonuna doğru sağ tarafta 45 numara. Teşekkür ederim. Sağ ol. Eyvallah. Kolay gelsin. Eyvallah. Babana gidecekmiş şimdi. Erdal'ı aradı. Abi beni de götür diye. Gösterirler mi bakalım? Hiç saklamayacaktık anne. Başından söyleyecektik. Ne bileyim ben kızım. Yakar askerliğini falan diye korktum. Şimdi nasıl gelmiş? 16 gün kaldı dediydin sen. İzinlerini düşüttürmüş. Sevinelim diye saklamış. Şimdi inşallah kalkıp da babana sen mi yaptın falan diye sormaz. Sorar anne. Vallahi sorar. Bilmiyor musun oranı? Of, of. Nereden öğrenmiş ki? Bilmem ki, demedi. Gazeteden öğrendim. Ailemin bir yalancı olduğunu. Biz sen uzaktasın, üzülme diye bir şey demedik. Ah oğlum, o haberi yapanın elleri kırılsın oğlum. Sen dur abla, ben buradayım. Buyurun. Merhaba. Ben Melih Şahadoğlu. Gazeteciyim. Basket. Bizim gazetecilerle işimiz yok. Durun. Durun bir saniye. Beni yanlış anladınız. Ben soru sormaya gelmedim.
Ben Nazif Karan'ın röportajını yapan gazeteciyim. Kimsin, kimsin? Sen mi yaptın lan o haberi? Evet. Orhan! Orhan! Komiserim, araştırmamı yaptım. Neymiş durum? Serra Aşık, Paris'ten döneli çok olmuş. Neredeyse iki haftadır burada, İstanbul'daymış. Neredeymiş peki İstanbul'da? Onu bilmiyorum komiserim. Bilelim o zaman paşa. Neden burada olduğu halde Paris'teymiş gibi yapıyor acaba? Ne kadar romantik bir tanışma hikayesi. Hiç böylesini duymamıştım. Hiç sorma Feride'ciğim. Görür görmez tutuldum Hülya'ya. Sabah kalkıyorum, aklımda onun adı. Gece yatıyorum yine o. Ne yapmayı düşünüyorsun peki? Evlenmek istemiyor musun? İstemez olur muyum? Ama Hülya'nın benden hoşlanıp hoşlanmadığından emin değilim ki. Sorayım mı sence? Ya da böyle doğrudan evlenmemi teklif etsem? Sen de bir kadınsın. Sen olsan nasıl isterdin? Bence tut kolundan söyle. Hiç uzatma. İnsan sevdiğini anladığı an karşısındakine söylemeli. Araya kuşkular, korkular, sorular girmeden önce. Aşk öyle nazlıdır ki, eğer ihtimam göstermezsen karşındaki sana kalbini kapatabilir. O yüzden zaman kaybetme. Acele et. O gün senin son şansın olabilir. Cesaret buldum senden Feride. Çok teşekkür ederim. Feride Hanım. Bir dakika dışarı gelir misiniz? Ne vardı Salih Bey? Hususi bir şey. Sonra konuşalım. Acil. Lütfen. Git Feride git. Mühim değil. Beklerim ben. Hemen geliyorum Özkan'cığım. Salih Bey. Ne diyor adam sana? Derdi neymiş? Bu sizi hiç ilgilendirmez. Bal gibi ilgilendirir. Benim onu sormaya hakkım var. Hiçbir hakkınız yok. Biz sadece iş arkadaşıyız sizinle. Benimle ilgili hiçbir şey bilmeye ya da sormaya hakkınız yok sizin. Bunu yapma. Aramıza duvarlar örme. Ne yapayım? Ne yapmamı istersiniz Salih Bey? Ben seninle böyle olmak istemiyorum. Kaçıyorsun benden. Kaçarım tabii. Başka çarem mi var? Neden? Neden mi? Utanıyorum çünkü. Hayatımda hiç utanmadığım kadar utanıyorum. Ben safça kendi kendime bir şey yarattım. Sonra da kendi yarattığım düşe inandım. Boş bir hayal kurdum Salih. Nereden biliyorsun? Belki de boş değildir. Yapma Salih. Nişanlısın. Ya da nişanlanmışsın, her neyse. Sonuçta bilmediğin bir hayatın var senin. Feride, bitti diyorum o ilişki. Seni öptüğüm zaman o yoktu, bitmişti. O bitmişti ama bizim de aramızda hiçbir şey başlamamıştı. Başlamayacak da. Ben bunu anladım ve kabul ettim. Ve bir yola girdim. Lütfen bu yoldan çevirme beni Salih. Feride. Sence şu an neden karşındayım? Neden seni o masadan kaldırdım? Neden benden kaçmana dayanamıyorum? Neden o herif sana dokununca benim içim acıyor?
Neden? Hadi söyle neden? Anladığını biliyorum beni. Söylettirme şimdi. Anlamadım. Geçen sefer de anladığımı sanmıştım. Ama sonrası çok acı verici oldu benim için. Şimdi neyse içindeki. Gözlerimin içine bak. Açık açık söyle. Cevap vermeyecek misiniz? Keşke her şeyin basit bir cevabı olsa. Son sözümüz bu mu? Neden buraya geldiniz o zaman? Ha? Neden beni o masadan kaldırdınız? Çorba içmeye gelmediniz herhalde. Bazen yapmak istediklerimizle yapmak zorunda olduklarımız arasında sıkışır kalırız Feride. Ne yapayım? Siz arada kalmışsınız Salih Bey. Ve bir seçim yapamayacak kadar sıkışmışsınız. Keşke sana her şeyi anlatabilsem. Keşke olan biteni benim gözümden görebilsen. Bu imkansız. Ben sadece kendi gözlerimle bakabilirim. Ve gördüğüm şey de sadece bana acı veriyor. Bence konuşacak bir şeyimiz kalmadı. Rica ederim gidin. Bir karara vardık. Bundan sonra sadece mesai arkadaşıyız. Bu karara uyun. Ve bundan sonra lütfen bir arkadaşımla yemek yerken beni rahatsız etmeyin. Haklısınız. Kusura bakmayın. Salih Bey mi bir şey söyledi? Bir şey söylemedi. Feride'cim, ben karar verdim. Bugün konuşacağım Hülya'yla. Yardımın için çok sağ ol. Hayatımı değiştirecek cesareti verdin bana. Umarım sen benden daha mutlu olursun. Sen ne yüzsüz adammışsın lan! Ne kafamıza geliyorsun? Dur! Dur! Oğlum dur! Yalvarırım dur! Orhan elinde kalma! Orhan! Anne bırak! Sen bırakasın! Öldürecek misin adamı? Çekil! Ayşe ne oluyor? Kim bu çocuk? Tanıyor musun? Çekil! Bülent yeter! Dur! Şşş! Aslanım ne oluyor? İyi değil bu çocuk. Git hastaneye ara İknur. Can kurtaran çok göndersin lan çabuk. Safiye Karar'ın ifadesi dosyaya eklendi mi? Şimdi ekledim. Güzel. Ben tutuk evine gidiyorum şeyin savcıyla. Tamam savcı bey. Trabzon'dan Nazif Kara ile ilgili bir bilgi gelirse tutuk evinden hemen beni ara. Mutlaka haberim olsun. Peki sayın savcım. Bak sakın atlama kafanı kırarım.
Hazırsanız çıkalım savcım. Hazırım, hazırım. Eşlik etmemi istediğiniz için teşekkür ederim sayın savcım. Aman efendim, şeref benim için. Neticede sayenizde çıktı ortaya her şey. Gidelim bakalım ne yumurtlayacak şu yılan Berda'nın fedaisi. Zannımca suçu üstlenecek. Olmaz, ben götüreyim bari. Tabii, git Bülent. Hadi. Hadi siz de dağılın, hadi. Ne oluyor abla? Kimdi o adam? Ayten, şimdi sana laf anlatamayacağım. İyi misin sen? Ha? Hadi gel bir su içelim. Hoş geldin oğlum. İnşallah bir şey olmaz adama. İki tekmeyle yıkılacaksa erkeğim diye dolanmasın ortalıkta. Hadi kızım, sen de evine git artık. Nereye oğlum? Babama. Geçmiş olsun. Sağ ol abi. Bekle dedim, niye çıktın? Ya artık geliyordur dedim. İyi madem. Gidelim o zaman. Tertip. Nasıl geçti askerlik? Sonra anlatırım onu abi. Sen anlat. Babama ne olacak? Kurtulacak inşallah. Abin elinden geleni yapıyor. Mahir de tam kurt çıktı. Vallahi bana ne acı, bitirecek bu işi. Ne yaptı, üç günde hukuku mu atmıyor? Onun gibi bir şey. Şimdi Nazif abi de seni görünce bak nasıl sevinecek. Salih. Salih, Feride Hanım'ın nerede olduğunu biliyor musun? Ne oldu Bahar? Ne bu halin? Korkutma beni. Sorma Salih, sorma. Haberler çok kötü. Feride Hanım'ın kardeşi Melih Bey'i hastaneye kaldırmışlar. Neden peki? Kaza falan mı olmuş? Onu sormak aklıma gelmedi telaştan. Ama durumu iyi değil, acilen gelin dediler. Salih? Salih, nereye gidiyorsun Feride Hanım'ın nerede olduğunu bilmeden? Salih? O kadar siz kusura bakmayın. Feride Hanım. Hayrola Salih Bey. Hastaneden aramışlar. Gitmeniz gerek. Kim hastanedeymiş? Melih. Melih mi? Ne olmuş? Maalesef bilmiyorum. Buyurun. Feride Hanım, izin verin ben götüreyim sizi. Yok, gidelim ben, sağ ol. Rica ediyorum, iyi değilsiniz. Lütfen. Lütfen. Buyurun. Vallahi azığa gidiyordum amirim. Son dakika toplantı uzadı. Ama sana çok selam getirdim. Hayırdır? Vallahi sana iletmemi istediler. Biraz ivedi davranmak gerekiyor. Şimdi sen hem karakolda koşturuyorsun hem bizim için. Bölünüyorsun tabii. Diyorlar ki bir süreliğine görevden alalım Yasin'i. Polisliğe ara versin. Anlamadım. Böylece bir an evvel kabadayı aleminde uzarsın. Hatta onlardan olursun. Düşünsene, bir semtin kabadayısısın. Daha itimat ederler. Yasin'i unut, kibrit ol diyorsun yani. Hafif tertip öyle. Şimdi yakaladık diyelim çarkın başındaki elemanları. Bitecek mi bu iş? Bitmez. Hem içeride bir adamımızın olması bize yarar. Devletimize yarar. Asayişimize yarar. Amirim, benim bir ailem var.
Sırf ceremesini çekmesinler diye evimi ayırdım. Anama, babama, kardeşlerime hasretim. Bir kıza aşık oldum. Hem de çok. Artık bir yuva kurmak istiyorum. Baba olmak istiyorum. Bunlar da olur inşallah. Ne zaman? Bu iş bitince bitecek mi? Hayır. Tabii ki de hayır. Bu sorunun cevabını bilecek kadar uzun zamandır yapıyorum ben bu mesleği. Ama artık yeter. Ben artık eski görevime dönmek istiyorum. Komiser Yasin olmak istiyorum. İkili oynamak, saklamak istemiyorum artık. Bu ciddi bir karar. Şu anki görevini bile zora sokar. Kusura bakmayın abi. Ama böyle. Bu iş biter. Ben de hayatıma dönerim. Peki. Teklifimizi reddettiğini iletirim. Başka bir şey yoksa ben kaçayım. Yok. İyi günler. İyi günler. İş bu ifade. 22.12.1973 günü. Saat 14.30'da alınmıştır. İmzalatalım mı Sayın Savcı? Hı. Benim duruşmam var savcım. Ben müsaadenizi istiyorum. Adliyede görüşürüz Hüseyin tamam. Savcım. Hadi kolay gelsin. Mahkumun da işi bitti. Bu gece çıkar mıyım? Adliyeye döner dönmez tahliye talebinde bulunacağım. Kabul edilirse bir iki güne çıkarsın. Olmadı ilk duruşmada. Eyvallah, sağ olasın. Lakin hiçbir şey karşılıksız değildir. Oo, bana pahalıya patlayacak desene. Ufak bir iyilik. Nazif Karan'ın duruşması iki gün sonra. Şöyle mahkeme heyetinin kanaatini olumsuz etkileyecek bir iyilik yap. Olmuş mu? Allah kurtarsın. Bu mahkumun da işi bitti. Savcı bey, savcı bey. Adliyeden arıyorlar kaleminize. Acil diyorlar. Alo Turgut Efendi. Ne diyorsun? Emin misin? Bu bilgi altın değerinde. Davayı sonlandırmaya bile yeter. Çok müteşekkir olduğumu ilet Trabzon'a. Unutma. Başgardiyana söyle Nazif Karay'ı yanıma getirsin. Derhal savcım. Affedersiniz kardeşim buraya getirmiş Melih Şadoğlu. Evet. Durumu nasıl? Doktoru bilgi verecektir size. Kardeşinizi acilen odaya aldık. Peki ne olmuş, kaza mı geçirmiş? Doktoruyla görüşün lütfen. Hangi odada kalıyor? Soldan 14 numara. Melih, ablacığım.
Ablacığım sakin. Sakin ol. İyiyim. İyiyim. Beni geçmiş olsun. Sağ ol abi. Ne oldu sana? Abla telaşlanma. Küçük bir talihsizlik. Ne talihsizliği Melih? Çocuk mu kandırıyorsun sen? Basbayağı dayak yemişsin. Abla tamam. Benim hatam. Hata neyse bilmek istiyorum. Kim yaptı bunu? Abla olan oldu. İyiyim ben. Melih. Ablanı korkutmak istemiyorsun anlıyorum ama kimin yaptığını da söylemelisin. Abla söz ver. Galyana gelmek yok ama. Benimle pazarlık yapma. Anlat. Salih abi. Seninle konuştuktan sonra sana hak verdim. Kendi hatamı düzeltmek için Nazif Karan'ın ailesinden özür dilemeye veznecilere gittim. Üzüntülülerdi. Perişanlardı. Kendimi anlatamadım. Dinletemedim. Nazif Karan'ın oğlu özrümü kabul etmeyince bu hale geldim. Mahir Kara mı dövdü seni? Sürprizleri sever misin Nazif Kara? Kim sevmez? Ben mesela hiç sevmem. Her şey kontrolüm altında olsun isterim. Fakat bugün aldığım bir haber... sürprizlere karşı haksızlık ettiğimi gösterdi bana. Artık ortak bir noktamız var Nazif Kara. İkimiz de sürprizleri seviyoruz. Sizi sevindiren şey... beni mesut edecek mi? İşte bu hayatın cilvesi. Bir olay olur, biri mutlu olur, diğeri yıkılır. Herkesi aynı anda sevindiremezsiniz. Savcı Bey, lafı daha bayır dolaştıracak mısınız? Yoksa mevzuya gelecek misiniz? İki gün. İki gün daha sabredin Nazif Kara. Duruşmada öğrenirsin. Sabırla sınanarak ağarttım ben bu saçları. Günü güne ekleyerek bekliyorum zaten. Gelişiniz teselli değil. Belli ki başka bir şey olmuş. Mutluluğunuzla gönlümdeki umudu öldürmek için ta buralara kadar zahmet vermişsiniz. Öyle olsun Savcı Bey. Dediğiniz gibi. Duruşmada görüşürüz. Hayırdır? Gene karaları bağladı. Ne diyor o savcı? Ne desin, alay geçiyor. Ne alayıymış? Var bir düşündüğü, bir bildiği. Demedi bana. Niye önlemiş o zaman seni? Gül cemalini görmeye mi? İçime kara çalmak için. Yüzümü düşürmeye. Havasını mı atıyor? Az kaldı Darya. İki gün. Akı da karası da belli olur. Nazif Kara. Ziyaretçim var. Küçük oğlum. Benim oğlum. Belki de kaçmıştır. Senin oğluna da yakışır yani. Kes.
Nasıl biriydi bu Nazif Karan'ın oğlu? Uzun boylu, genç bir adam. Askerden yeni gelmiş. Bilmiyorum, aralarında konuşuyorlardı. O zaman Mahir Kara olamaz. Nazif Karan'ın başka bir oğlu daha mı varmış? Varmış demek. Ama ailenin geri kalan durumu çok üzüldü. Hatta beni buraya Nazif Karan'ın damadı getirdi. Ah be Melih, ah be Melih. Niye gidersin oralara? Ablacığım ne yapsaydım? Vicdan azabından ölse miydim? Ha iyi, Nazif Karan'ın oğlunun elinde ölseydin. Tabii. Neşe'ye de böyle anlatırdın, o da anlardı zaten. Feride Hanım, tamam şimdi mühim olan Melih'in durumu. O da iyi çok şükür. Öyle değil mi? Abi kusura bakma ya. Senin söylediğini söylememeliydim. Mühim değil Melih, mühim değil. Ya yine olsa aynı şeyleri söylerdim. Ama bu başına gelen olay çok talihsiz oldu. Hesabını soracağım. Abi yapma şimdi. Bir de sen başlama ne olur. Abi git ablamla konuş Allah aşkına. Adamı zaten rezil ettim. Bir de duruşmasına girecek hakimi düşman etmeyeyim. Of. Ulan adama bir iyilik edelim dedik. Resmen kaderine suikast oldu. Nazif Karan'ın oğlu hemen gözaltına alınsın. Baş üstüne hakim hanım. Feride Hanım. Melih'in durumuna ben de çok üzülüyorum. Haklısınız. Ama önce bir sakin olun lütfen. Siz ne sakinliğinden söz ediyorsunuz Salih Bey? Kardeşimin halini görmüyor musunuz orada? Ben nasıl sakin olayım? Haklısınız. Haklı mıyım? Siz benimle oyun mu oynuyorsunuz? Hı? Önce kardeşimi o eve yolluyorsunuz. Ondan sonra da karşıma geçmiş haklısınız diyorsunuz. Bu kadar mı yani? Bir işi eyleyip ondan sonra köşenize çekilmek sizin tabiatınızdan korkarım ki. Melih bu durumda mağdur. Kesinlikle haklısınız. Ama bir de o insanları düşünün. Onların yerine kendinizi bir koyun Feride Hanım. Sizin babanız hakkında böyle bir haber çıksaydı ne yapardınız? Benim babam hakkında böyle bir haber çıkmaz Salim Bey. Çünkü benim babam sabıkalı bir katil değil. Polisle görüştüm. Durumu bir de ondan dinleyeyim diye damat beyi görmek istedim ama kendisi kaçmış. Hem de polise görünmeden. Kara ailesinin polisten korkması gayet doğal değil mi Hakime Hanım? Hapishanede annelerine yaptıkları muameleyi hatırlayın lütfen. Müvekkiliniz mi onlar sizin? Yine başladınız avukatlıklarını yapmaya. Öyle olmadığını gayet iyi biliyorsunuz. Tek derdim hakikat. Siz Melih'in onlara yardım etmeye çalıştığını unuttunuz galiba. Bu hali reva mı şimdi? Bu mudur sizin savunduğunuz? Tabii ki değil, tabii ki değil. Asla şiddeti savunmam. O zaman susun. Ben bu sefer Kara ailesine hak veremem çünkü benim canımı yaktılar. Hem de Melih'in hiçbir suçu yokken. Siz gördüğünüz haberi Melih'in yazdığıyla yayınlanan aynı mıydı? Siz bana bir aydır görünen gerçeğin dışındakileri anlatıyorsunuz ya. Şimdi gidin onları Kara ailesine anlatın. Çünkü bu sefer görünenin peşine düşen onlar. Feride Hanım. Mesainiz bitti. Artık gidebilirsiniz. Burada olmanız için hiçbir neden yok. Geçmiş olsun. Hakim Hanım, bakar mısınız lütfen? Salih abi. Gitmek istemiyorsun değil mi? Ablamın yanında kalmak istiyorsun. Yoksa sen bu kavga gürültüye duracak adam değilsin. Hakim Hanım canı sağ olsun. O sana çok üzüldü. Canı yandı. Bütün siniri ondan. Yok. Sadece ben olamam. Sana da kızmış o. Belli. Ne yaptın ona? Ne oldu? Abi bak seni en iyi ben anlarım. Düşünsene beni. Doğduğumdan beri bu cadıyı çekiyorum. Ne güzel bir çilem var Melih.
dünden razı olurdum bu kadere. Ama yakınında bile duramam. Niye yani? Siz birbirinizin gözlerinde kayboluyordunuz. Ne oldu? Aramızda öyle bir yazgı var ki... yani kaçsak da kurtulamayız. Abi gazeteci olan benim. Şu edebiyatı bir yana bıraksak. Ha. Biliyorum. Sevdiğin kızın kardeşiyle konuşmak zordur. Başıma gelmişliği var. Ama sen bizi gördün. Yani tanıdın. Biz öyle insanlar değiliz. Ablam benim en kıymetlim. O yüzden bana biraz daha açık konuşur musun? Siz hala burada mısınız? Geçmiş olsun. Sağ ol abi. Tezkere'nin... Orhan? Orhan nereye?